Önce burada konuşayım. Çünkü charge oluyor. Bu da kısa. Tembellik ettim gidip. Böyle uzun fiş getirmedim. Şeyi konuşacağız. Bazen soruyorlar bana. Şu anda bu sorular bir hayli arttı sanıyorum. Türkiye'deki sıkıntılar, politik ve ekonomik problemler, gerginlikler. Birçok kişiye bu soruyu sorduruyor. Türkiye'den nasıl çıkabilirim diye. Amerika'yı düşünenler oluyor. Ben Amerika'da sanıyorum yaşadığım için. Ben Amerika'ya nasıl gelebilirim diye soru soruyorlar. Bana Amerika'ya nasıl gelebilirim diye soru soranların çoğunun Amerika'ya gelme şansı çok düşük. Niye düşük? Çünkü bana soruyor. gelme şansı yüksek olanlar bunu zaten internetten aratırlar. Çok detaylı bilgiye rahatlıkla ulaşabilirler. Biraz dilleri olur. Aynı zamanda interneti arama yetenekleri olur. İnternet devrimi müthiş bir devrimdir. Tarihin en büyük devrimidir. Çünkü müthiş bilgi hazinesine saniyeler içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Eskiden herhangi bir konuda biraz bilgi için bir kütüphanenin sınırlı, sadece bir bölgedeki kütüphane, yani bütün dünyadaki kütüphaneler değil, bütün dünyadaki arşivler de değil, bir bölgedeki bir kütüphanenin gitmen lazım, arabayla yola çıkman lazım, park etmen lazım, merdivenleri çıkman lazım, katalogları bulman lazım, katalogların arasından o kitabın ismini bulman lazım, bir sürü şeyler var, ihtimaller var. Ondan sonra rafları gidip araştırman lazım. Ha, bulursan onun için açacaksın, sayfasını bulacaksın, üf, kopyasını çekeceksin falan. Bu şeyler tümüyle bitti. Yani şu anda birkaç saniyede ben istediğim bilgiye ulaşabiliyorum. Dünyanın üniversitelerinin şeylerine girebiliyorum, arşivlerine girebiliyorum. Milyonlarca kitaba girebiliyorsun. İnanılmaz bir şey. Akademik dergilere girebiliyorsun. Videolar, bilimsel videolar, dokümanterler, inanılmaz bir şey. Siz vaktinizi Facebook'ta, şurada, burada, ıvır zıvır cehaleti gevişleyerek, geviş getirerek geçirirseniz büyük bir ihanet edersiniz. Yani kesinlikle interneti kullanmayı öğrenin. Kullanırken de belli bir konuda bilimsel, hayatla ilgili size bir şey, çalışma imkanı veren bir konuda araştırma yapın. Kendinizi geliştirin. O konuda dünyanın en iyisi olmaya çalışın. Bak adamın teki, ben biraz sonra o konuya geleceğim. Adamın teki, bak 1971'de Türkiye'den gelmiş buraya. İsmi neydi? İsmi neydi ya Allah aşkına ya? İsmini bile unuttum ya. Şimdi bugün şeydi, Nobel ödülü aldı. Z harfi var isminde. soyadı neydi? Neyse. Azat değildi değil mi? Nobel. Şimdi biliyorum bu arada bu ismi ezberlemişsiniz. Türkiye'de çok tekrarlanıyor. En ünlü kişi oldu şu anda. Bana kızıyorsunuz. Edip sen bunu nasıl bilmezsin? Amerika'da yaşıyorsun. İşte Nobel ödülü. Nobel ödülü kazanan çok insan var ama bu kazanan ilk Türkiye'li. Tebrik ettim adamı. Ondan sonra dur bakayım ya. Adamın ismini bulabilirim oradan. Şeyden Twitter'ıma bakayım. Aha, acaba bulacak mıyım? Bu adam genetik dalında şey etmiş, iki kişiyle birlikte bu Nobel ödülü, kimya Nobel ödülünü aldı, 2015 ödülü. 1971'de terk etmiş, DNA, yani deoksiribonükleik asit, buradaki tamir üzerinde çalışmalar yapmış. Yani bizim genetik yapımız kendisini nasıl tamir eder ve biz nasıl tamir edebiliriz, müthiş bir olay. Tabii bu konuda çok çalışma yapılması lazım. Bakayım kim bu var mı ben? Bunlar eski şeyler, Twitter'ler. Bulamazsın şimdi iyice mahcup olacağım. Bu kadar vakit geçirdim değil mi? Ya bilmem adamı kim ya, Nobel ödülü Aziz Sancar, buldum. Bak, çok iyi. Maşallah. Aziz Sancar ne böyle? Türkiye'de maalesef bilim adamlarının fazla kıymeti yok. Yani düşün ki yani Diyanet'in bütçesi kadar bilim araştırmalara harcanmıyor.
Diyanetin tümüyle iptal edilmesi lazım. Saçma sapan, yani bırak yani o verilen, o yatırılan para aslında zarar veriyor, eksi yapıyor Türkiye'yi. Çünkü hurafe, saçmalık, rezalet üretiyor. Kıltı, ıvır zıvır konularla insanlar aptallaştırılıyor. Çakma Osmanlı torunları üretiliyor. Neyse, şeye gelişiyoruz, yani konumuza gelelim. Ben böyle yapacağım şimdi. Silmek için maymunum da var. Evet, çok hızlı bir şekilde Amerika'ya nasıl gelinebilir? Bir, şıp sevdi yöntemi. Şıp sevdi. Bir kıza aşık olacaksan o da sana aşık olacak. Büyük bir ihtimalle en kötü yöntemlerden birisi. Çünkü Amerika'da arkadaş bulamayan kız, yani eğer bu kızı bir akademik irtibat yoluyla normal olarak tanışmamışsan, eğer böyle forumdan, morumdan, Facebook'tan falan tanışsan büyük bir ihtimalle şeydir, psikolojik sorunları çok büyüktür ve de fizyolojik sorunları büyüktür, kötürümdür veyahut da acayip sorunları vardır. Büyük bir ihtimalle başına iş açacaktır. Gelebilirsen tabii, o Türkiye'ye gelecek, evlenecek, ondan sonra 5-6 ay içerisinde sana geliş izni şey olacak. Ve Amerikan vatandaşı olabilmek için de en az 5 yıl sanıyorum evlilik alman lazım. Çok suistimal edildiği için Amerika'ya gelmek isteyenler için, yerleşmek isteyenler için bir hayli şey izleniyor. Yani bu sahte bir ilişki mi değil mi diye. İkinci metot, green card, yeşil kart. Yeşil kart piyangosu deniyor. Çok ilginç. Ben ilk başta bu hiç ciddiye almadım ama böyle bir şey var. Ve bu yolla gelenler var. Çok ilginç. Niye Amerika bunu yapıyor? İki yönden. Bir, Amerika'nın nüfusunu karmaşık olarak biraz karıştırmak istiyor, rengarenk yapmak istiyor. Diğer ülkelerle ilişkiler için Amerika için iyi oluyor. Ülkeyi zenginleştiriyor aynı zamanda, her yönden zenginleştiriyor. İkincisi de belki de belli ülkelerde liste çıkarıyor. Amerika'ya gelmek isteyen insanların listesi çıkarsa, o ülkelerle eğer bir sorunlar çıkarsa, o insanlar irtibat için iyi şeyler olur değil mi? Düşün. İlginç. İki, aile fertleri. Yoluyla gelebilirsin. Eğer Amerika'da baban varsa seni kısa bir sürede, sanıyorum birkaç ayda veya bir yılda getirebilir. Bir yıl çok uzun bir süre. Kardeşim varsa, benim mesela kardeşim vardı Türkiye'de, getirdim. Allah'ım da olsun şu anda New Jersey'de. 7 yıl sürdü. 7 yıldan sonra da geldi buraya, bir yıl, birkaç ay kaldı. Ondan sonra geri gittiler. Çünkü çalışmadı, dil yoktu falan. Tekrar geldiler, tekrar zor oldu. Ondan sonra nihayet New Jersey'ye getirdik. Orada çünkü Türkiye'den gelen bir grup var. Orada kendilerini şey zannediyorlar, Türkiye'de zannediyorlar. Çok ilginç. Konuşurken geçen gün kız kardeşimle diyor ki, yabancılar işte gördük işte. Yabancı dedi ya, Amerikalı. Dedim, cahil dedim, yabancı sensin. Çok ilginç ya. Yabancı diyor. Şimdi çok iyi. Yani orada iyi. Kocası berber olarak çalışıyor. Eşim de bir fabrikada. Yani eşim diyorum, özür dilerim. Onun eşi. Benim kız kardeşim Türkiye'de hiç çalışmadı. İş bulamadı zaten. Oraya geldi, hemen iş buldu ve çalışıyor. Yani az çok İngilizce biliyor ve maşallah çok mutlular. İki kızı var. Biri lisede. Diğeri de nerede? Diğeri de şeyde. Üniversiteye başladı. Çok iyiyim. Üç, kız kardeşimin adı Aynur. Aynur Danış, kocasının maalesef soyadını aldı. Hain, ailenin soyadını değiştirdin, olur mu? Yani kızlar niye soyadlarını değiştiriyorlar ki? Saçma sapan bir şey, evlenince soyadı değişmiyor. Benim mesela eşimin soyadı değişmedi. Ava, soyadı kaldı. İsmi Ava, soyadını söylemiyorum. Ondan sonra aile. Ondan sonra üniversite. Üniversite. Lisans mesela şeyiyle. Liseyi çok iyi bitirmeniz lazım. Diliniz iyi olması lazım. Ve burada lisans için paralı olmanız lazım. Yani lisans öğretimi veya da burs almanız lazım. Kolay bir şey değil. Herkes bunu şey demez. Ama lise sonunda burada şeye gelebilirseniz, bir exchange öğrenci, değişim öğrencisi olarak eğer lise sonu burada okursanız çok daha kolaylaşır.
üniversite ama ESL olarak öğrencisi olarak gelirseniz kolay oluyor. Yine ama para vermen lazım. Yani semester için vereceğiniz harçlık, üniversite harçlığı bir hayli fazla. Ama community college denilen şeyler var. Community college. Bunlar devlet tarafından desteklendiği için daha ucuz oluyorlar. ESL programına, yani İngilizcesi second language, İngilizce ikinci dil olarak dil öğreneceği program rahatlıkla girebiliyorsun. TOEFL'ı geçmen lazım sanıyorum. Onu bir araştır, bu uygun. 4, doktora öğrencisi olarak doktora için gelebilirsin. Bunun için gelmen lazım, iyi bir üniversiteden Türkiye'de çok iyi not alman lazım ve bir konuda böyle çok böyle tutkulu bir şekilde araştırma yapman lazım. Bu konuyla ilgili kendini geliştirmen lazım. Hatta Amerika'da bazı profesörle daha önceden irtibat halinde olman lazım veya da doktora öğrencileriyle. Böylece doktoraya kabul edilme şeyin olur yani. Çok şeyli, rekabetli bir olay. Doktora öğrenci olarak gelirsen mali olarak fazla düşünmene gerek yok. Çünkü sana kıt kanaat geçirebileceğin bir ücret verirler. Asistan olarak da çalışırsın orada. Yani lisans öğrencilerine hem öğretirsin hem de şey. Ama genellikle fen konularında, mühendislikle ilgili konularda, tıp, bu konularda olur doktora. Ondan sonra bu 3-4, 5, üniversite doktora, ne yaptım? Ha, burada yanlışlık yapmışım. Çünkü burada bir liste var. 2, burada bazınız takılmıştır, bana kızıyordur. Edip burada yazdın, 2 kere yazdın 2. Tamam, 5. Ondan sonra 6, kaliteli eleman olarak. Kaliteli eleman. Kaliteli eleman 100 kişi olması lazım. Bir şirketin en az 100 çalışanı olması lazım. O 100 çalışanlı şirket burada diyelim ki ilan verecek. Diyelim ki diyecek ki Osmanlıca bilen ve iyi dans edebilen birisi. İyi dans eden buluyor ama Osmanlıca bilmiyor. Veya Osmanlıca bilen biliyor ama dans edemiyor. Onun için o ilandan sonra seni alıyor. Sen ikisini de yapabiliyorsun. Veya tabii diyelim ki Çin'i yapabilen ama Çin'i şöyle yapabilen falan. Yani, sen iyi Çin'i yapıyorsun falan seni alabilir. Yani yetenekli eleman Amerika'da bulamıyorlar. Eğer bir şirketten tanıdıklarım varsa onlar bazen özellikle buradaki elemanı bulamayabiliyor ki ben şahsen bu tür şeyleri sevmem. Yani dürüstlük olması lazım. 6-7 yatırımcı. Eğer paran varsa, zenginsen, Amerika'da 500.000 yatırım yapabilirsen o zaman kolaylıkla vize alabiliyorsun. Vize dediğim yani green card da alabiliyorsun. Emlaya yatırım yapsan bir riskin de pek olmaz. Yani 500.000'lık bir bina alırsın, arsa alırsın. Ondan sonra Amerika'ya gidip gelirsin, yatırım şey edersin. 8, turist olarak gelirsin. Turist olarak gelebilmen için tabii ki Türkiye'deki bağlantıların olacak. Yani senin Amerika'ya gelip takılacağını takılmanı istemezler. Yani Türkiye tekrar dönebilme için Türkiye'de bağlantıların, sıkı bağlantıların olması lazım. Yani malın, mülkün böyle çok iyi bir işin olması lazım. Turist olarak geldikten sonra kalabilirsin ama bu sefer yasal dışı olarak kalırsın. Onda bir sürü sıkıntıları var. Tavsiye edilmez. 9, şey diyelim, bir Kürt, Ermeni ve mürtet olarak eğer dövülürsen belki gelme şansın vardı ama şimdi o şansın da yok. Suriye'dekilerden daha kötü durumda olma şansın, şanssızlığın pek yok. Yani mülteci olarak gelme eskiden daha şeydi, şimdi çok daha az. Hem de özellikle sorunlu ülkeler listesindeyse senin ülken, terörist, merörist falan şeyleri varsa bu yola da gelme zor. Kısacası bu, bunun ötesinde söylemediklerim olabilir. Sadece bir kuş bakış bilgi. Bu bilgiye de güvenmeyin. Bir başlangıç olarak Allah kolay getirsin. İnşallah kurtulursunuz. Allah size yol göstersin. Selam ve sevgilerimle.